Bugün yine geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya illerimizi etkileyen, depremden zarar gören ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsun karşılayabilmek üzere İçişleri Bakanlığımızın ve Valimizin, Tekirdağ Valimizin talimatları doğrultusunda Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere içinde belli sayıda kuru gıda bulunan 902 koliyi toplayıp birazdan yola çıkartacağız. Bize bu talimat cumartesi öğleyin geldi ve iki gün gibi kısa bir süre içinde bu 902 adet koliyi, ki bir kolide yaklaşık 27 kilo kuru gıda var, hazırlamış bulunuyoruz. Toplam 902 koli hazır. Şu anda onları birazdan Tekirdağ İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü lojistik deposuna teslim edeceğiz. Yarın saat 13'te de valilik önünden Tekirdağ genelinde toplanan yardım kolileri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkmış olacak. Ben bu konuda bize yardımcı olan başta belediye başkanımıza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı nezdinde tüm organizedeki hayırseverlerimize, daha ismini sayamadığım siyasi parti başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, okullarımıza, öğrencilerimize, yemek firmalarımıza Allah razı olsun diyorum, şükranlarımı sunuyorum ilçe kaymakamı olarak. Çok kısa bir sürede organize olundu ve de çok güzel bir şekilde yardım toplandı. Bunun dışında cumartesi öğlenden itibaren bugüne kadar gece gündüz demeden çalışan ilçe tarım müdürümüz ve personeline, ilçe milli eğitim müdürümüz ve personeline, okul müdürlerimize ve emeğe geçen, şu anda ismini sayamadığım yemek firmalarımıza, aklımıza pek gelmiyor, teşekkür ediyorum. Ayrıca motorlu taşıyıcılar kooperatif başkanımıza da araç temin ettiği için teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum ve kazasız belasız depremzedelere ulaştırmak üzere ve bir daha Cenab-ı Allah bize böyle bir afet yaşatmasın dilekleriyle sözlerime son veriyorum. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu saatlerinde ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizleri ve ülkemizi, ümmeti Muhammed'i tüm bela ve musibetlerden, depremden, sezden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasreten mazlum ve mağdur coğrafyanın umudu olmuş bu milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bize her manada destek veren tüm kurum ve kuruluşların kazançlarını bereketli ve helal eyle. Ve hasreten kendi çorbasından keserek bizlere destek veren tüm bu hayırsever vatandaşlarımızın da hayırlarını makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizleri, milletimizi bu tür hayır kurumlarının desteklerini yapacaklarından mahrum bırakma ya Rabbi. Bu duygudan bizleri, milletimizi mahrum bırakma ya Rabbi. Ölmüş olanlarımıza rahmet eyle, ölmüş olanlarımıza, babamıza merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, o kardeşlerimize de sadece lütf eyle. Amin, amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.